Günaydın çocuklar. Şimdi test kitabımızdan verdiğimiz ödevleri yanıtlayalım. Açıkçası yavaş yavaş gideceğim. Ne kadar sürerse o kadar sürer. Yani hep 10 dakikada kısıyordum. 10 dakika yeter diyordum ama yavaş yavaş iyice sindiresin diye sizin de anlayacağınız şekilde anlatmaya çalışacağım. Soruları cevaplamaya çalışacağım. Bu önemli bence. Evet ilk sorudan başlayalım. Bahar geldi sürüler yaylalarına döndü. Yamaçlardaki tüm ağaçlar çeşit çeşit renklere büründü. Bu baharın tabiat üzerinde meydana getirdiği renk cümbüşüydü. Altı çizili ifadenin anlamı aşağıdaki hangisidir? Altı çizilmiş. Neyin çizilmiş? Renk cümbüşü. Renk cümbüşü Birçok rengin bir arada olması. Cümbüş dediğinde birçok şeyin bir arada olması anlamına geliyor çocuklar. Şimdi bu aslında sizin yaşınız için zor bir soru. Hatta bu kitapta zor sorular çok. Onu da söylemiş olayım. Biraz kitap zor yani. Ee, hazırlayanlar e, neye göre, nereye göre hazırlamışlar bilmiyorum ama bayağı iyi okullara göre hazırlanmışlar. Öyle diyeyim. Ama hepsi de zor değil tabii. Yapabileceğiniz, yaptığınız sorular da var muhakkak. Yani bunun cevabı renk cümbüşü bir çok rengin bir arada olması demek yani b türlü renklerin şöyle de işaretleyeyim türlü renklerin oluşturduğu karışım renk cümbüşü birden çok rengin olması Evet b. İki aşağıdaki altı çizili sözcükler hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklı yani bu sorularda şu üç tane oluyor ya ikisi aynı anlama gelecek biri o ikisine farklı olacak bakalım. Ayağındaki çorabın biri hala yaşlı. Yaş derken ıslak anlamında. Tamam mı çocuklar burada? Şu diğer kalemi alayım. Diğer kalemi bulursam çocuklar diğer kalemi alacağım. Ben de böyle beceriksiz, hazırlıksız bir öğretmenim. Bulamadım. Bunun ucu gitmiş. Kurşun kalem. Neyse ıslak. Yazayım şöyle. Islak anlamında buradaki. Islak. Şimdi kamera elimdeyken yazı yazmak bir garip oluyor. Kamerayla bakarak yazıyorum. Onun için saçma yazıyorum. 2 yaşında konuşmaya başladı. Burada yaş dedi sene, yıl anlamındaki yaş. Yıl diyelim buraya. Yani her yıl yaş biliyorsunuz ya o anlamda. Kaç yaşındasın? burada da yıl anlamında diyelim. O zaman farklı olan hangisiydi? A oldu değil mi? Yani buradaki yaşlar bir şeyin ıslak olma, olma anlamı, anlamında birincisindeki, iki ve üçteki ise zaman anlamındaki yaştan bahsediyoruz. Yıl dedim ama zaman derizsek daha iyi olur. Yani cevap A. Geçelim üçüncüye. Bak o kaleme kafayı takdim. Nereye koydum ben onu? Neyse devam edin. Hazırlamıştım da ya. Yere mi acaba? Neyse. Dolu kelimesi aşağıdaki hangisinde diğerlerinden farklı anlamda kullanılmıştı? Yani ikinci soruyla aynı. Şimdi doluların altını bir çizeyim. Burada dolu var. Burada dolu var ve burada dolu var. Şimdi otobüs çok dolu olduğu için binemedi. Yani dolu burada kalabalık anlamında. Öyle düşünün. Tıka basa. Dolu çekmecenin içinde aradığını bulamadı. Burada da kalabalık anlamında kullanılmış. Yani burada kalabalık yazıyorum. Sorular aslında güzel sorular. Yani bu yaşta bunların mantığını anlarsanız çok güzel gider. Güzel sorular yani kalabalık. Sabaha kadar yağan dolu beni bir türlü uyutma. Buradaki dolu ise bir yağış türü. Yağış türü dediğimiz çocuklar kar, yağmur ve dolu var. Başka da yağış türü ben bilmiyorum varsa siz söylersiniz Şimdi kar yağar değil mi? Paralar yani yağmıştır. Yağmur yağar bir de dolu yağar. Böyle küçük küçük taşlar gibidir. Beyaz renkli. Buz, buz parçaları daha doğrusu. Dolu odur. Belki hayatınızda hiç dolu yağdığına denk de gelmemişsinizdir ama dolu odur. Hatta bir YouTube videosunda açarsınız dolu yağışı dersiniz. İzlersiniz dolu nasıl bir şeymiş diye. Yani ne dedik çocuklar? İlk ikisinde A'da B'de dolu dediğimiz zaman bir şeyin kalabalık olması ya da tıka basa işte su bardağı dolu yani onun tam olması anlamında kalabalıklık diyelim. Öbürü ise yağış anlamına Geçelim. Geçmek sözcüğü <laughs> Geçelim dedim ve dördüncüsünde geçmek geldi. Geçmek sözcüğü aşağıdaki hangisinde? Geride bırakmak anlamında kullanılmıştır. Bakalım. Yavaş yavaş bu hırs geçer. Azalır anlamında burada. Bu titizlik ona ailesinden geçmiş. Bu da ailesinden bir şeyin, özelliğin çocuklara aktarılması. Bizim yelkenli öbür tekniği geçti. İşte burada bakın. Yelkenli yani yelkenli bir şeyi gidiyor diğer yelkenliği geçiyor. Yelkenli işte üzerinde yelken olan şöyle bir şey değil. yelkenli dedi. Onun için cevap C. Diyelim bu gelmiş arkadan bunu geçmiş. Tamam. Geride bırakıyor o zaman. O geçince. Siz birisini geçince o diğeri geride kalır. 5. Acı kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde kırıcı, üzücü anlamında kullanılmış. acı dediğimiz aklımıza mesela biberin acı olması geliyor. Ama acı deyince bir de böyle İnsanların birbirine işte kötü söz söyleyince diğer kişinin e, üzüntü yaşaması, kır, kırılması. Acı kahvesini yudumluyordu. Burada acı bildiğimiz bu biberin falan acısı gibi acı. Acı söz insanı incitir. Bakın işte zaten cevap belli. Kırıcı, ücü, üzücü söz anlamı. Acı Poyraz esiyordu Bu da buradaki biberin acılığı falan gibi yani insana kötü bir his veren yani acı biraz şeydir yani dilimizi falan da yakar ya. Onun için cevap be Acı söz yani kırıcı söz anlamında. Evet genelde kelimelerin anlamlarıyla ilgili sorular. Kalkmak sözü aşağıdakilerden hangisinde yukarı doğru yükselmek anlamında kullanılmıştır? Çocuklar odada tepiştikçe toz kalkıyor. Yukarı doğru yükselmek. Toz Yerden yukarı doğru yükseliyor. Cevap A. O kesin. Bak ve diğerlerine bakmıyorum bir. Ama yine de diğerlerini cevaplıyor. Öğleye geliyordu ama Hilal daha yeni kalkmıştı. Bu yataktan kalkmak anlamında. Kar kalkınca köylere ulaşım. Bu da karın erimesi anlamında. Cevap A. Toz aşağıdan yukarı doğru kalkıyor. Açık sözcü aşağıdaki daha içinde engelsiz serbest anlamı. Açıklarda yüzmek her zaman tehlikeli. Buradaki açık çocuklar denizden e, sahildesiniz değil mi? Yani denize kumsaldan gidiyorsunuz. Yavaş yavaş ilerlere gittiğinizde açığa gitmek deniyor denizde buna. Bu değil. Onun savaş şartlarına rağmen yol açıktı. Yol açıktı ne demek? Engelsiz, serbest. Yani mesela geçenlerde çok kar yağdı ya yol kapandı. Ama burada yol açıkmış yani engelsiz, serbest. Burada da cevabımız B. Ama ben niye bu kadar çözdüm? Çünkü sadece 9'u vermiştim. Pardon geçeyim. Neyse o onlar aklınıza kalır tekrar ödev verdiğinde onları rahatça yaparsın matematiğe geçelim şimdi bu zor bir soruydu bunun üzerinde fazla durmayacağım çünkü yani bunu değil siz ve ortaokul lise öğrencile bile zorla yapar ama öğretilmesi gereken bir konu mu evet şimdi Kemal baştan 17. sırada yani baştan dedi diyelim kantinin kantindesiniz sırada 1 2 3 4 5 daha 17. sırada tamam mı 17 şöyle 17 yazalım Hüseyin sondan 6. Hüseyin de sondan 1 2 3 4 5 6. kişi. Bu ve bunun aralarında da bir kişi varmış. Şöyle de bir kişi çizelim. Tamam şurayı göstereyim. Şimdi burada yapacağımız şuydu. 17 kişi baştan. 6 da sondan kişiyi toplayacağız. 23 bir de aralarında bir kişi varmış. 24. Bu zor bir soru. Ben bunu okulda size anlatacağım. Çünkü bu soru hoşuma gitti. Yani ben çok biliyordum bu soru tiplerini de sizinlikte defa gördünüz. Onun için çok üstünde durmayayım. Okulda anlatacağım. Ayşe 30'dan başlayarak geriye doğru 3'er saydı. Fatma da 40'dan başlayarak geriye doğru 4'er saydı. Ayşe'nin 3. sırada söylediği sayı Fatma kaçın Şimdi Ayşe 30'dan başlayarak. 30, 27, 24 çocuklar. 3. sırada 24'ü söyler. Geri sayıyorum. 27, 24. 3. sırada 24'ü söyledi Ayşe. Fatma 40'dan başlayarak 24'e kadar gelecek. Yani Fatma kaçıncı? Kaçıncı söyleyişinde 24'ü söyleyecek? 40'dan başlıyoruz. 40. Şuraya yazayım. Aşağıya yazayım. 40. 36, 32, 28. Bak 40'tan başlayarak dediği için 40'ı da yazdım. Ve 24. Bakın 24'e geldim. Bu üçüncü de söylemişti. Bu 40'ı 1. birinci, 36 ikinci ince söyledi. 32 üçüncü de, 28'i dördüncü de, 24'ü de beşinci de. Yani cevap bir olacak. Bu da kolay bir soru değildi açıkçası. Ee, i̇kinci sınıf, 2. dönemde hatta üçüncü sınıfta belki öğretecek konular. Biraz zor yani. Dediğim gibi ıı, Şimdi okullar da seviye seviye çok daha iyi okullar da var açıkçası onu da söylemek lazım. Şehrin merkezlerinde daha zengin ailelerin yoğunlukta olduğu yerlerde güzel devlet okulları var. Biraz da onlara göre hazırlanmış. Neyse 9'dan başlayarak ileri doğru 4'er sayılıyor. Bu sayı işte 13, 21, 29, 33, 35 sayılarına kaç tane söylüyor? Şimdi 9'dan başladım. 11'i 13'ü söylerim. Tamam mı? 9'dan 13 ekliyorum. 17'yi söylerim. 4 ekliyorum her seferinde pardon. 21'i söylerim. 4 ekleyerek gidiyorum. 25'i söylerim. 4 ekledim. Aşağıya geçeyim. 29'u söylerim. 33'ü söylerim. 37'yi söylerim. Bakın burada hangisini söylemedim? 35'i söylemedim. Herhangi bir yerde 35'i söylemedim. Tamam mı? 35'i söylemedim. Diğerlerini hep söyledim mi? 13'ü söyledim. 21'i söyledim. 29'u burada söyledim. 33'ü de söyledim. Yani 4 tanesini de söyledim. 4 tanesini de okudum yani. Cevap C. Yukarıdaki sayıların kaç tanesi 54 sayısından büyüktür? 54'ten büyük olanı. Şimdi 53 54'ten büyük değil. 60 54'ten büyük. 6 5'ten büyük çünkü onluklarına bakıyoruz. 72 54'ten büyüktür. Bir de 55 büyüktür. Şimdi 54 aynı onluklar var. 5 onluk, 5 onluk. 4 birliği var 54'ün. 55'in 5 birliği. 5 4'ten büyük olduğu için 55 de 54'ten. Yani 1 2 3 tanesi 54'ten büyüktür çocuklar. 5. Aşağı sayılar hangisinin en yakın olduğunu 80 değildir? 79 80'e yuvarlanır çocuklar. 79 bir tane gitti 80 oldu. 83 de 80'e yuvarlanır ama 86 90'a gider. 13. cevap C idi bu da. Bak bu kolaydı. Şimdi diyor ki 13'ten başlayarak ileri doğru ritmik sayma yapılacak. Aşağıdaki ritmik sayımlarda hangisi yapılırsa 22 sayısı söylenir. Şimdi 13'ten başlayacağım 2'şer gideceğim mesela. 13'ten başladım 2'şer gidiyorum. Ben bu zihnimden yapacağım. 15. 2 gittim. 2 gittim 17. 19, 21, 23. 22 söylemedim bak atladım geçtim. O zaman 2 değil. 3'er sayayım 13'ten. 13, 3 daha 16. 3 daha 19, 3 daha 22. Aa söyledim. İşte cevabı buldum bu kadar basit. Demek ki 13'ten sonra 3 saydım 14, 15, 16. 3 saydım 17, 18, 19. 3 saydım 20, 21, 22. Demek ki 3'er sayarsam 22 söylemiş. 4'er sayarken de söylemem. Bak 13'ten 4 gittim. 14, 15, 16, 17. Bir 4 daha gideyim. 18, 19, 20, 21. Bir 4 daha gidiyorum. 22, 23, 24, 25. Bakın 22 söylemedim. 21'den 25'e geçtim. Geçelim 7'ye. Buranın ikisini vermiştim herhalde. Sorular kolay değilmiş yani. Hatice'nin de 5 halası 38, amcası 52 ve teyzesi 38 yaşın. Bu akrabanın yaşlarına göre büyükten küçüğe doğru sıra aşağı şey. Büyükten küçüğe. Şimdi en büyük 52 yaşındaki amca. 5 onluk var. Sonra Hatice'nin dayısı 5 Sonra teyzesi 39. Sonra da halası 38. 52, 45, 39, 38. Amcası, dayısı, teyzesi, halası. Amcası, dayısı, teyzesi, halası. Cevap A. Geçelim 8'e. 2A sınıfı öğrenciler biz oluyoruz. <laughs> Beden eğitim dersinde tek sıra oluyor. Ali sıradan baştan ve sondan 11'inizdir. Bu sınıfta kaçıyoruz. Şimdi çocuklar. Burada 11 ile 11'i toplayacağız. Ben bunun neden böyle olduğunu sonra anlatacağım. Diyelim baştan sondan. Şey pardon 11 ile 11. 22. Ama Ali'yi iki kere söylemiş olduk ya. İki kere söylemiş. Hem başta hem de sonunda iki kere saymış olduk. Bir tane çıkartacağım. 21 olacak. Bak bir soruyu da bu kadar. Her sınıf öğretmeni bu kadar pratik çözmez. Ha. Hemen yani kafam çalışır matematiğe. Evet devam edelim. Bunu ayrıca anlatacağım sınıfta çocuklar. Merak etmeyin. 65'ten başlanarak geriye doğru 5'er beşer, beşer sayılıyor. Kaçıncı sayışta 35 söylenir? Şimdi 65'ten başlayarak bak. Bu önemli çocuk. Yani 65'i de söyle diyor. 65, 60, 55, 50, geriye doğru söyleyeyim. Köp 5, 30, 35. 7. de söyledim. Bakın 65, 60 siz de bir sayın. 55, 50, 45, 40, 35. 7. söylediğimde 35'i söyledim. Geriye doğru saydım. 10. soru. 8 kişinin katıldığı bir koşuda Ali yarışı 6.'nın hemen önünde bitirmiştir. Yarışı 8. bitiren Rasim ile Ali'nin arasında kaç koşucu vardır? Şimdi Altıncının önünde bitirsen çocuklar yine altıncı olursun yarışta tamam mı? <laughs> Altıncının önünde bitirip beşinci olmazsın. Çünkü sen altıncıyı geçiyorsun beşinci değil. Bunu biraz bunu da sınıfta anlatacağım. Bu sı sıralarla ilgili sorular bayağı zor. Yani Ali altıncı bitirmiş. Ee, yarışı sekizinci bitiren Rasim ile Ali'nin arasında. 6 7 8 8 kişinin katıldığı bir da. Ali yarışı 6.'nın hemen önünde bitirmiştir. 6. Altın, ha 6.'nın önünde bitiriyor falan bitirdiği anlar 5. olur. Pardon. 5. olur. O zaman 6. ve 7. olur. Yani iki kişi olur çocuklar. Neyse bunu buna da bir değineceğim. Her yani şunu çözelim sonra hayat bir kişine geçelim. Şekilde soldan sağa ve aşağıdan yukarı sıralanmış iki sayı örüntüsü görülmektedir. Örüntüde kare ve ne yazılması gereken sayılar nedir? Şimdi Alttan bakacağım. 18, 21, 24. Bu 3'er artmış. 3'er saymayı iyi bilirseniz hemen görürsün. 24 o zaman kareye 27 gelecek. 3'er 3'e üçe gidiyor. Bakıyorum. 12, 16. Şurada da 24, 28, 32. Bu da 4'er sayma. 4'er sayarken bunları söyleriz. O zaman buraya da 20 gelecek. Yani 20 ve 27 olacak. Farkı kaçtı diyor. 20 ile 27'nin farkı. Büyük olan 27. Küçük olan 20. Alt alta yazıyorum. Fark dediğimizde çıkarma. Ve cevap 7. Sorular gayet zor idi matematik soruları. Ee, en son hayat bilgisi. Hayat bilgisini hemen hızlı hızlı geçeriz. Videomuzu bitiririz. Ha, evet, şimdi katlamıştım. Ha, şurada mı? Ha. Bir saniye Masam çok daha değil çocuklar? Ne Kusura bakmayın. Evet. Ahmet ile Fatih okun bahçesinde şarkı söylüyorlardı. Metin onların sesleriyle alay etti. Yukarıda parçada Ahmet, Mat, Fatih, Metin e aşağıdakiler hangisi söylense doğru davranmış olur. Bunu yapmanı istemiyoruz. Bizim sesimiz herkesinkinden güzel. Bizimle bir daha konuşma. Bizimle bir daha konuşma ya da bizim sesimiz herkesinden güzeldir değil. Bunu yapmanı istemiyoruz. Bizimle alay etme demeleri gerekiyor. Ee, Ahmet ve me, Fatih Metin'e bunu demesi lazım. Ali'nin aşağıdaki sözünde hangisi arkadaşlarla ilgili duygusunu ifade Arkadaşlarım oyun oynarım. Arkadaşlarımı çok severim. Arkadaşlarımı sevmek, öfkelenmek, heyecanlar. Bunlar duygu çocuklar. Arkadaşlarımı çok severim. Tabii ki bu. Ahmet insanları çok sevmektedir. Buna göre aşağıdaki hangisi Ahmet'ten beklenen bir davranış olamaz? İhtiyacı olanlara yardım etmesi, Seven bir insan yardım eder. İnsana duygularına önem vermesi yani duygularına önem verir e, insanların. üzülen bir insanın yanında olur. Sevinen bir insanın yanında olur. Arkadaşlarının sorunlarına ilgisiz olması Hayır. Seven bir insan, insanları seven bir insan, arkadaşlarının sorunlarına da ilgilenir. Birisi ağlıyorsa onun yanına gider. Niye ağlıyorsun der. Yardım etmeye çalışır. Gibi. Fatma'nın aşağıdaki davranışlarında Hangisi arkadaşlarına saygılı davrandığına örnek olur. Arkadaşlarına söz alınca sessizce dinlemesi çok güzel. Saygılı davranıyor. Derslerine çalışması bu alakası yok. Arkadaşlara oyun oynaması bu da alakası yok. Saygılı davrandığını gösteren A'dır. Arkadaşlarına söz alınca sessizce dinlemesi. Yani arkadaşlarına saygılı davranıyor. Okuldaki kulüp ve grup çalışmalarına katılırken aşağıdakilerin hangisine öncelik vermeliyiz? Ailemizin fikirlerine, yetenek ve arkadaşımız arkadaşlarımız istek. Hayır, kendi yeteneğine ve ilgine göre bir... E, spor dalıyla bir resimle daha doğrusu bir sanat dalıyla ilgilenirsin. Kendi yeteneğinle ilginle ailenin fikri değil daha çok senin yeteneğin ilginle. Mesela Mustafa Öncel spor kompleksi var. Oraya gittin mesela bir spor dalına yazılmak istiyorsun. Sen kendi yeteneğine ilgine göre bir yere yazılacaksın. Annen hadi kızım yüzmeye git. Hadi, kızım paskete git. Hadi kızım oğlum ya da futbola git demesiyle de ben şunu yapmak istiyorum diyerek kendini yönlendirmelisin. Yani yeteneğine ilgini bilmelisin. Çevrendeki insanlara iletişim kurarken bir saniye çocuklar <laughs> bir nefes alayım. Çevremizdeki insanlar iletişim kurarken aşağıdaki hangisini yapmamız uygun olmaz. Arkadaşlarımıza dikkat edilmek. Doğru bir davranış. Oyun bozan arkadaşımızı uyarmak. Doğru bir davranış. Hep kendi isteklerimizi kabul ettirmeye çalışmak. Yanlış. Bu bencilliktir çocuklar. Bunun adı bencilliktir. Yanlıştır. Çok bencil olmayacağız. Bencil bazen olunabilir tabii canım. İnsan kendisini sevmeli. Ama çok bencil olmayacağız. Sembollerle eşitlenen yukarıdaki davranışlar hangisini yaparsa kendimize ve başkalarına zarar verebiliriz. Koridorlarda koşmak kesinlikle. Ne yaparsınız? Birbirlerinize çarpabilirsiniz başkalarına. Okula zamanında gelmek. E o, bu güzel bir davranış. Okulun eşyalarını özellik kullanmak. Bu da güzel bir davranış. Sadece yıldız. Yani A. Ve son sorudayız. Sizce bu özelliklere göre Tuğrul aşağıdaki meslekleri hangisini seçerse doğru tercih yapmış olur da selam. Hukuk eğitimi almak istiyorum. Adil olmaya çok önemli. Tarafsız ve bağımsız hareket Bu bir meslek seçecek hangi mesleği? Çocuklar bunlar e, avukatlıkla, e, savcılıkla, hakimlikle ilgili kavramlar tamam mı? Adil olmak, adaletli olmak. Bunu e, e, sağlayan yerler eğer bir suç e, vesaire bu tarz bir şey varsa ya da sizin başınıza bir şey geldiyse mahkemelerde, mahkemelerde de bizleri avukatlar e, savunur. Hakimler ve savcılar da yargılarlar. Yani cevap A olacak. Hakimdir. Adaletle ilgili meslekler hakimlik, savcılık ve avukatlıkta, doktorluk sağlıkla ilgili, mühendislikte e, daha çok inşaatlar, yollar, köprüler yapımı yani teknik bilimler diyoruz buna. Neyse. Çok da şeye girmeyelim, ayrıntıya girmeyelim. Evet bitirdik. Sadece bu videoyu alacağım çocuklar. Cumaya kadar bir ödev vermelim, bir dinleyin. Daha önce maç pazarda az böyle ödev veririz. Ondan sonra okul zamanında bu kitaplara devam edeceğiz. Tatil kitabını da bitireceğiz merak etmeyin. Ee, biraz dinlenin çünkü geri dönüşler de az oluyor. Demek ki yoruldunuz. En azından bu videoyu dinleyelim. Yorum yapmamıştınız geçen sefer. Bir yorum da yapın. Yorumları açtım artık. Siz yapın yani. Ee, Anneniz babanız değil. Bir şey yazın oraya. Küfür, hakaret içermeyen bir şeyler yazın yani. Yorum dediğimiz o alta yazılan yer. Geçen söyledim sadece Beritan yazmıştım. Ona teşekkür ediyorum. Bu arada Turul'un ismi geçmişti. Turul'a da selamlar olsun. Ömer Turul. Hepinizi seviyorum. ya yani biraz daha ilgili olsanız ama daha çok seveceğim. Biraz ilgi düştü. Onun için de Cuma'ya kadar ödev vermeyeceğim. Cuma gününde bakarız. Hadi görüşürüz. Hoşçakalın.